Neden Acayip Ademler albümün adı, bir de Grubun adı. pardon grubun adı, Acayip Ademler ismi nereden çıktı ve albümün adı neden Marshall Planı? Şimdi ilk soru kolay bir soru. Acayip Ademler ismi Pir Sultan'dan geliyor. Pir Sultan'ın şiirinden geliyor. Behey Acayip Adem şiirinden geliyor. Acayip Adem aslında Pir'in eleştirdiği insanlar. Yani bize böyle şey diyorlar, çok güzel grup falan diyorlar ama yani içeriği takip ettiklerinde aslında çok da güzel bir isim olmadığı, aslında ilk önce kendimizi eleştirmemiz gerektiğine dair bir anlamı olduğunu çok çabuk fark edecek bir insana. Zaten Pir Sultan'ı takip edenler, bilenler onun oradaki manayı hemen görmüşlerdir. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bir kendimize bakalım. Bir ayna isim o yani. Hani kendimizin ne olduğunu hiç unutmadan bir şeyler söyleyelim diye konulmuş bir isim o. Ama biz acayip sözcüğündeki Y harfini çıkarttık. Çıkartınca da acayip oldu. Acayip Ademlerin isminin hikayesi bu. Marshall Planı'na gelince, Marshall Planı bilindik bir tarihsel olay. Şimdi ben verili şeylerden hoşlanmıyorum. Kastettiğim şey de şu. Bana sunulmuş olan çok az şeyden hoşnutum. Çok şeyden de hoşnut değilim. Bazılarına öfkeliyim. Bazı tarihte bazı olaylar milattır ülke tarihleri için. Ülkelerin kaderleri, gelecekleri için. Marshall Planı da bunlardan bir tanesi aslında. Albümde tabii ki Marshall Planı adında bir şarkı yok. Ama yan yana getirmeye çalıştığımız şairler, bunlar kim? Jacques Prévert, Pir Sultan, Akadir, Zahrat, Porselen, şimdi Puşkin. Bu şairleri yan yana getiriyorsanız bir mana teşkil ediyorsunuz demektir. Hepsinin farklı farklı derinlikleri var. Farklı farklı anlattığı insana dair özellikler var. Hepsinin yarattığı farklı uzaylar aslında daha büyük bir uzayı temsil ediyor. Bir şeyleri değiştirmek için de büyük adamların ne dediğini de tekrar hatırlamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şarkılar biraz bu unutulmuş şairler, unutturulmaya çalışılan şairler, halının altına silkelenmeye çalışan şairler. Herkes için söylemiyorum bunu ama genel ülkenin hayata bakış açısı açısından söylemeye çalışıyorum onu. Onu tekrar hatırlatmaya, kendimize ilk önce hatırlatmaya, ondan sonra da bizi dinleyen birileri varsa onları tekrar hatırlatmak için yapıyoruz. Peki şarkıların ortak buluştuğu bir nokta var mı? Tabii ortak buluştuğu yer grup ilk önce. Yani kim grup, kim? Melek İrdan, bas. Ergin Özler, davul. Bendeniz, vokal ve elektrik gitar. Ve Metin Bozkurt da ses mühendisimiz. Biz sahnede üç kişiyiz ama grubumuz dört kişi. İlk önce burada ortaklaşılıyor. Yani bir fikir var. Bu fikri hep beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. Elbette siyah müziğinden çok etkileniyoruz. Ne demek bu? Blues'dan çok etkileniyoruz. Rock'n'roll'dan çok etkileniyoruz. Punk'tan çok etkileniyoruz. Anadolu ezgilerinden çok etkileniyoruz. Ama Anadolu rock yapmıyoruz. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama Anadolu rock'a da bir saygısızlığımız yok. Asla. Ama başka bir yolu tercih etmeye çalışıyoruz. Kesin. Bir sentez peşinde değiliz. Tam aksine iyi olanları yan yana getirme peşindeyiz. Bizi etkileyen ne varsa söz, müzik adına onları yan yana getirmeye çalışıyoruz.
siyahların müziğiyle Anadolu topraklarında yaşamış ve yaşayan siyahların sözleri arasında bir farklılık olmadığını düşünüyoruz.